Değerli dostlarım, iyi akşamlar diliyorum ama tabii iyi bir gün değil. Kudüs'te olanlar içimizi parçaladı. Her şeyi bırakın. İnsan olarak içimizi parçaladı. 51 insan, 51 can. Ne uğruna? İç siyaset. Bu tamamen bir iç siyaset meselesi. Popülist iç siyasetin nelere mal olabileceğinin canlı ispatı. İnsan kanı üstünden, insan canı üstünden ispatı. Mesele şu. Mesele ABD'de başkan açıkçası sıkıştı. İşte Rusya ile seçim sürecinde bir takım yasaları zorlayan ilişkiler içinde oldu. Bir takım gayrimeşru, ahlak dışı ilişkileri susturmak veya bu ilişkileri gündeme getirmemek için paralar verdiği vesaire. Ve hakkında birden çok FBI araştırması var. Kendisinin ve ekibinin. Göreve geldiğinden bu yana Milli Güvenlik Danışmanı'nı bir soruşturmaya verdi. Soruşturmaya kurban etti. Kendisi kaç tane danışman atadı, bakan atadı, istifa ettirdi. Görevden aldı. Ve içeride sıkıştı. Dolayısıyla popülist bir hamleye ihtiyaç duydu. Ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar verdi. İsrail'de de İsrail Başbakanı içeride ağır bir yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya. Onun da bu hamleye ihtiyacı var. Dolayısıyla iki devletin, iki baş yöneticisinin iç politika kaygılarıyla popülist adımlar atması, işte bakın bugün arı kovanına çomak soktu. 51 sivil Kudüs gibi kutsal bir kente, tek tanrılı tüm dinlerin kutsal bildiği kente İsrail başkenti muamelesi yapılması sebebiyle protesto ederken İsrail askerleri, polisleri ateş açtı ve öldü. 51 sivil insan öldü. 1700'ün üstünde yaralı var. Değerli dostlar, haklı haksız bu meseleye geçelim. Gerek var mıydı? Buradan soruyorum, gerek var mıydı? Tel Aviv bugüne kadar dünyada hemen hemen tüm devletlerin İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği kent iken birden ben İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyorum ve oraya büyükelçiliğimi taşıyorum demeye gerek var mıydı? Zaten Türkiye dahil devletlerin Tel Aviv'de temsilcilikleri var. Fiilen başkent muamelesi, özür dilerim, Kudüs'te temsilcilikleri var. Zaten fiilen başkent muamelesini hemen herkes Kudüs'e yapıyor. Kudüs, Tel Aviv arasında git gel durumu. Tamamen iç politika malzemesi. Bunu emin olunuz, Musevilere de faydası yok, İsrail'e de faydası yok, Amerika'ya da faydası yok, Araplara da faydası yok, bölgeye de faydası yok, dünyaya da faydası yok. Çünkü Orta Doğu'da mutedil olalım, işi silahla değil, müzakereyle çözelim, siyasetle çözelim diyenler kaybetti, radikaller kazandı. Neden mi? Anlatacağım. Ama paylaş butonlarına basmanızı rica ediyorum. Paylaş. Sesimiz, sözümüz milyonlara yayılsın. Diyeceğiz ki evet, Kudüs çok önemli, çok değerli, manevi anlamda çok önemli, insan hayatı çok değerli. Ancak Kudüs kadar ve Kudüs'ten daha önce Ankara önemli, Yozgat önemli, Kayseri önemli, İstanbul önemli, Hatay önemli, Gaziantep önemli, Diyarbakır önemli, Hakkari önemli, İzmir önemli, Muğla önemli diyeceğiz. Türkiye önemli diyeceğiz. O yüzden bir tarafta Kudüs meselesini bu kanlı mecraya çeken bir popülist dış politika, iç politika merkezli, buna cevap
Türkiye'den verilecek cevap, Türkiye'den verilecek tepki iç politika merkezli olmamalı. Yani partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının seçim minibüslerinde halkı kışkırtacağı bir malzeme olarak bu kullanılmamalı. Çünkü riskli bir yerdeyiz. Tehlikeli. Dostlarım, paylaş butonu, paylaş, yorum. Nereden izliyorsunuz? Bu önemli. Sesiniz, sözünüz önemli. Çünkü ben burada sizin izninizle, sizin desteğinizle, sizin katkınızla, sizin sesinizi ve sözünüzü dile getirmeye gayret ediyorum. Vatandaşın sesi, vatandaşın sözü. Paylaş butonuna basarsanız milyonlara yayılır. Milyonlar milyonlarla buluşur sevgili dostlarım. Bunu rica ediyorum sizden. Şimdi ortada şöyle bir sıkıntı var. Hiç lüzum yokken, gerçekten hiç lüzum yokken, yeri, zamanı, zemini yokken ABD Başkanı ben büyükelçiliği Kudüs'e taşıyorum dedi. Üstelik zaten Kudüs'te temsilcilikleri, resmi daireleri, resmi memurları hepsi vardı. Şeklen oraya taşıyorum dedi. Kıyamet koptu. İsrail Başbakanı da ben zaten yolsuzluklarla uğraşıyorum, soruşturma geçiriyorum. Gidip geliyorum, ABD'nin büyükelçiliğini resmen Kudüs'e taşıtan başbakan olarak durumu kurtarırım dedi anlaşılan. Ama bu, emin olunuz, sadece ve sadece radikal terör örgütlerine yaradı. Neden mi? Sebebi şu. Arap dünyası da bölük pörçük. Arap dünyasının içinde de radikaller var. İş silahla çözülür diyenler var. Hayır, bu devirde silah olmaz. Silahtan herkes zarar görüyor diyen aklı selim insanlar var. Aklı selimi öne çıkaran insanlar var. Şiddetten yana olmayan, şiddete karşı konuşalım, düşünelim, birbirimize elimizi uzatalım diyenler var. Şimdi radikaller bu mutedillere, aklı selimden yana olanlara diyor ki Kudüs'te, Filistin'de ve tüm bu coğrafyada siz İsrail'le, ABD'yle, Avrupa'yla konuşalım, görüşelim, anlaşma yolunu bulalım, o zemini yaratalım dediniz. Ne oldu? Bakın siz bunu derken ABD Büyükelçiliğini taşıdı, kaybettiniz. O zaman silah tek yoldur diyor ve tabana bu mesajı veriyor. Mutedil olmanın faydası yok, silah tek yoldur, çatışma tek yoldur, terör tek yoldur. Bunlarla böyle uğraşılır, mücadelenin yolu asimetrik savaştır diyecekler diyorlar. Dolayısıyla ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımakla aslında düşman cephesini genişletti. Kendi kendini maalesef vurdu. Hepimize de zarar verdi. Neden? Popülist, sığ bir dış politika ile iç politika, hatta şahsi kaygıların şekillendirdiği, iç politikanın bile değil, şahsi kaygıların şekillendirdiği bir dış politika. Şimdi Türkiye'de bu coğrafyanın en önemli devletlerinden biri. Kudüs bizim için, hepimiz için çok değerli. Duygusal anlamda, manevi anlamda değerli. Peki vereceğimiz tepki nasıl olmalı? Vereceğimiz tepki devlet ciddiyetiyle bağdaşır olmalı. Uluslararası camiayla birlikte, dünyayla birlikte hareket etmeliyiz. Avrupa'yla, Birleşmiş Milletler'le birlikte hareket etmeliyiz. Kendi başımıza öne atılıp tüm karşı tepkiyi, olumsuz tepkiyi üzerimize çekmenin faydası yok. Tek başına hareket edilmez burada. Dünya ile birlikte hareket edilir. Ama ben demiyorum ki birilerinin kuyruğuna takılalım. Hayır. Doğru sözlerle, doğru bir söylemle, doğru bir politikayla, ilkeli bir duruşla dünyanın bizi takip etmesini ya da dünyanın bu soruna tepki vermesini biz şekillendirebiliriz. İşte bunu yapalım. Tek başımıza girersek
diyorum ya, Yozgat bizim için en az Kudüs kadar önemli. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Kendi ülkemiz başkalarından, ben aksini kabul edemem, çok daha önemli. Kendi milletimiz başka milletlerden, hiç kimse kusura bakmasın, çok daha önemli. Akılcı, gerçekçi dış politika bu. O yüzden birlikte hareket etmemiz lazım. Şimdi buradan tüm siyasetçilere seslenmek istiyorum. Lütfen seçim otobüslerinin üzerinden bu kadar hassas bir meseleyi bir iç politika ve seçim malzemesi yapmayın. Akıllı, aklı selim, mutedil, ilkeli, sert elbette ama ilkeli ve devletin söylemine yakışır bir söylemle, Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır cümlelerle Türkiye Cumhuriyeti devletinin tepki vermesini bekleyelim. Bu tepkiyi iç politika malzemesi olarak kullanmayalım ya da iç politikayla bu tepkiyi şekillendirmeyelim. Çünkü bizim bütünlüğümüz çok daha önemli. Şimdi bir şey daha düşünmenizi istiyorum. Yalnız bu arada hala paylaşmayan varsa paylaş butonuna basmanızı önemsiyorum. Tüm yorumları okuyorum sevgili dostlarım. Gerçekten hepsinden yararlanıyorum. Sadece ben okumuyorum. Emin olunuz Türkiye'nin bu en etkili platformunda yazılanları, sizin yazdıklarınızı Türkiye'yi yönetenler, yönetmeye talip olanlar, siyasetçiler, herkes okuyor. O yüzden yorumlarınız önemli. Nereden yorum yaptığınız, işte bu da çok önemli. Çünkü Türkiye satına ne kadar yayıldığımızı, nerelerden izlendiğini, hatta dünyadan nerelerden izlendiğini okuyanların öğrenmesi değerli dostlarım. Paylaş butonu, yorum, düşünceleriniz, önerileriniz, bunları bekliyorum. Ve buradan tüm siyasetçilere ve tüm vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Filistin'e bakalım, Kudüs'ün içinde bulunduğu duruma bakalım ve birliğini kaybeden toplumların dirliğini de kaybedeceğini, topraklarını da yitireceğini görelim. Bunu görmek lazım. Çok açık söylüyorum. Biz birliğimizi korursak bizi hiç kimse yıkamaz. Hiç kimse. Senaryolar kurulur, doğru. Hepsi bir yerlerde, masalarda tartışılır. Şöyle yapalım, böyle yapalım Türkiye'yi. Ama bir olursak hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Birliğin bir koşulu var. Dostlarım, birliğin bir koşulu var. Demokrasi. Olmazsa olmaz. Demokrasiyi askıya alarak, demokrasiyi zayıflatarak birlik korunmaz. Çünkü birlik ancak hoşgörüyle korunabilir. Hoşgörü de sadece demokrasilerde olur. Demokratik rejimler hoşgörü rejimleridir. Ve bunun için sevgili dostlarım, ve bunun için vazgeçilmez. Olmazsa olmaz nedir? Hukuk devleti. Hukuk devletinin vazgeçilmezi nedir? Güvenilir yargı. 81 milyon vatandaşımızı yargının sağladığı adalet paydasında kucaklaştırırsak, herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla önce güven ve bu güvenden kaynaklanan o gurur duygusunu yaşarsa, yaşatırsa, o zaman millet olarak kenetleniriz, dimdik durabiliriz, tüm senaryoları da boşa çıkarırız. Filistin'e bakalım, Kudüs'e bakalım, örnek alalım dostlarım. Ben yapacağımıza inanıyorum. Neleri yaptık, bunu da yaparız. Ne mücadeleleri başardık, bunu da başarırız sevgili dostlarım. Aklı selim diyorum, itidal diyorum, sağduyu diyorum. Birbirimizi hırpalamayalım diyorum. Ve Kudüs meselesini ciddiyetle ele alalım. Devlet ciddiyetiyle yaklaşalım. İç siyaset ve seçim malzemesi aman ha yapmayalım diyorum. Bunu hatırlatalım diyorum. Yorumlarınızda yazmanızı rica ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin. Türk milletinin sağduyusuna güvenin. Başaracağız. Zorluklarımız var. Zorlukların hepsini aşacağız diyorum. Adalet paydasında
kucaklaşmak kaydıyla, demokrasinin bayrağını daha da yukarılara çekmek kaydıyla. Canlı yayın bitmeden paylaşırsak sesimiz, sözümüz, sizin sesiniz, sizin sözünüz daha çok vatandaşımıza ulaşır, herkesi kucaklar ve herkes de dikkate alır. Çünkü bilinçlenmiş halkın karşısında hiçbir rejimde hiçbir güç duramaz dostlarım. Halkın gücü en büyük güçtür. Hepinize saygılar sunuyorum. Filistin'de, Kudüs'te hayatını kaybeden masum insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 1700'ün üstündeki yaralıya acil şifalar diliyorum. Ve umuyorum ve diliyorum ki olaylar bugün durulur ve aklı selim galip gelir. Saygılar, sevgiler, selamlar efendim. Hoşçakalın.